Dün akşam 22 sularında Judy Dağı'nın Sobutme, Türkçesi Karaca Köyü olan ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi basına yansıdı. Yerel kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda tarafımızca derhal Tarım ve Orman Bakanlığı'nın nöbetçi birimlerine ulaşılmış, konunun aciliyeti iletilmiştir. Tarafımıza en kısa sürede bilgi verileceği ifade edilmişse de herhangi bir dönüş sağlanmamıştır. Gece geç saatlere kadar tarafımıza yetkili makamlarla ulaşılmaya çalışılmıştır. Nihayet 27 Temmuz 2023 yani bugün ilgili makamları ısrarla aramalarımız sonucu iletişim kurulabilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptığımız görüşmede kendilerine ulaşan herhangi bir yangın ihbarı olmadığını, yangın ihbarlarını tüm Türkiye'de denetlemeye ve kayıt altına alan yangın hareket merkezinde Şırnak, Judy ile ilgili herhangi bir yangın ihbarı olmadığı bilgisi verilmiştir. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ise Genel Müdürlüğün Antalya'daki yangın bölgesinde olduğu, yapılan incelemede Judy Dağı'nda herhangi bir yangın ihbarı olmadığı ifade edilmiştir. Şırnak ilinin bağlı bulunduğu Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmede ise yangın iddiasına herhangi bir kayıt bulunmadığını, bu nedenle de söndürmeye dair herhangi bir çalışmaların söz konusu olmadığı iletilmiştir. 177 Orman Yangın İhbar Hattı ile yapılan görüşmede ise Şırnak Merkez, Silopi ve Cizre İtfaiyeleri ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirmiştir. Ve bunun sonucunda 26 Temmuz 2023 yani dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Hevle, Türkçesi Hisar köyünde bir yangın ihbarı olduğunu, müdahale etmek için gidildiğini ancak yangının söndürüldüğünü gerek duyulmadığı tarafımıza ifade edilmiş. Bunun dışında herhangi bir kayıt bulunmadığı tekrarlanmıştır. Şırnak İl Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmede ise ihbar olarak iletilen Hisar köyündeki yangına müdahale araçlarıyla arazözlerle gidildiğini, müdahale edilecek bir yangının olmadığını, il merkezlerinde iki arazöz yani arazilerde yangına müdahale edebilecek geliştirilmiş araçların bulunduğunu, acil durumlara müdahale etmek için ise 3 adet araçlarının bulunduğu, askeri yasak bölge olsa dahi yangın söndürmeleri kendi sorumluluklarında bulunduğunu, Karaca yani Sobutme köyüne ilişkin bir kayıt olmadığı için herhangi bir temaslarının gerçekleşmediği söylenmiştir. Yukarıda yer verdiğim bilgi akışına göre Silopi ilçe merkezinde 26 Temmuz 2023 akşam saatlerinde çekilen ve tarafımıza iletilen iki adet görüntüde dağlık alanda yangının olduğu çok net şekilde görülmektedir. İlgili görüntüler tarafımızca sorumlu kurumla paylaşılmış, derhal müdahale edilmesi, ilgili yere ekip gönderilmesi ve tespitin yapılması talep edilmiştir. Şırnak İl Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlamak üzere beklediğim esnada santralin fon müziğinde tamamen aslında Alevi deyişi olan ve toplumu bir aradanı temsil eden Koruyun Dostlar Koruyun Doğanın Bize Mirasını, Koruyun Dostlar Koruyun Halil İbrahim Sofrasını, Sahip Çıkalım Dostlar sözleri tam bir ironidir. 26 Temmuz 2023 gecesi 22 ve 22.30 sularında başlayan yangına açıklama yaptığımız şu an itibariyle yangını var olup olmadığı dahi sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir. Geçmiş yıllarda HDP Şırnak milletvekilleri tarafından Şırnak, Judy ve Gavar dağlarında orman yangınları, yangınların çıkma gerekçesi, yangınlara zamanda müdahale edilmemesi, Türkiye'nin batısındaki orman yangınlarındaki hız ve ciddiyetin benzer şekilde Judy ve Gavar'daki yangınlarda kendini göstermediğine dair onlarca soru önergesi verildiği bilinmektedir. İlgili rakamlara göre 2020 yılında Eylül ayına kadar 9 aylık bir periyotta Judy, Gavar, Bestel Dereler, Bestel Himaya, Kaymakam Çeşmesi, Betüşebap ve Uludere'deki dağlık bölgelerde yıl içinde yani 9 ay içinde 30'a yakın yangın çıkmıştır. Bu yangınlara onlarca hektarlık alanlar yanarak kül olmuştur. Bunun sonucu da zamanında müdahale etmeyen Tarım Orman Bakanlığı, Şırnak İl Müdürlüğü olduğuna dair onlarca eski vekillerimizin açıklamaları bulunmaktadır. Doğa, ormanlar ve ekosistem hepimize, bütün canlılara aittir. Nerede ve hangi gerekçelerle olursa olsun doğaya karşı geliştirecek her türlü saldırı tüm insanlığa ve geleceğimize karşı yapılmıştır. Yangın alanının askeri yasak bölgesi ilan edilen özel güvenlik bölgesi içinde kalması nedeniyle halkın kaygıları yüksek, müdahale etme imkanları ise bulunmamaktadır. İfade edilmelidir ki yangına ciddiyetle araştırılmalıdır. Müdahaleyi engelleyici, güvenlikçi politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Judy'de her gün binlerce ağaç olağanüstü hasılat etası raporlarına dayanılarak hukuka aykırı biçimde
9 Nisan 2018 tarihinde değiştirilen 6831 sayılı yasanın 40. maddesi ve ilgili yasada dayanılarak kesilmektedir. Cudi'de orman kıyımı, ağaç kıyımı devam etmektedir. Yangına müdahale edilmemesini, güvenlik gerekçesi veren alanda dönüşen ağaç kıyımından ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle rant uğruna ülkenin geleceğini kesen, yakan ve güvenlik gerekçesiyle arkasına sığınan anlaşı, politikayı kabul etmiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hangi neden olursa olsun ormanların yakılmasının ekosistemin tahrip edilmesi karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Derhal Cudi, Sobutme Köyü, Karaca Köyü civarında meydana gelen yangına müdahale edilmesini, tespit edilmesini, sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısını yapıyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.